Girdik mi? Şimdi mi? Evet. İyi. Güzel. Hoş geldiniz sevgili yamayacılar. Çayımız demleniyor. Şimdi loading. Birazdan başlıyoruz. Çay olmayınca çünkü ben anlatamıyorum. Anlatıyorum da çay varmış gibi olmuyor. Yani aynı tadı almıyorsun. Aynı şakayı yapıyorum. Çayla başka gülüyorsun, çaysız başka gülüyorsun. Bu işler öyle hasbelkader olmuyor. Anlatabildim mi? Bunlar hep denenmiş şeyler. Suyun da yok zaten. Suyum da yok. Elim boş, götüm yaş. Geldim buraya. Evet sevgili emaye severler, çayımız demlendi, hazırız, artık başlayabiliriz. Devamlı farklı açılış yapmak, farklı kapanış yapmaktan ve farklı şeyler anlatmaktan yoruldum. Şimdi emayede yeni bir döneme geçiyoruz. Seyirciye yalakalık, sizlere yalakalık yaparak kendimi zirveye taşımayı düşünüyorum efendim. Nasılsınız tumturaklı hanımlar, yakışıklı beyler? Emaye başlıyor efendim. Hadi bakalım, bu sefer de böyle açalım, ne olacak? Gönüllere gireriz belki de. Hepiniz çok tatlı görünüyorsunuz buradan, biliyor musunuz? Nasıl görüyorsun onları? Hissediyorum. Kablel vuku. Geçenlerde sevgili emaya severler, canımın içi sevgilim bana dedi, bir konuda yardımcı olman lazım dedi. Sen dedi kurbağa taklidi yapabiliyor musun dedi. Hayvan çalışması yani. Hayvan evet, çalışması evet. Oyuncu ve bu işlerle ilgili insanlar bilirler. Bu tür çalışmalar vardır. Bir hayvan gözlemlersin, onu yaparsın. Evet. Sevgilim bir oyunculuk okuluna gidiyor. Oradan da bir ödev vermişler. Hayvan gözlemleyin, gelin canlandırın demişler. Bir baksana dedi. Neye bakayım dedim. Bir bak beraber izleyelim dedi şu kurbağaları dedi. Ne yapacağım dedim izleyip. Bir fikir ver dedi. Yani ne diyeyim, kurbağa işte. Sen oyuncu değil misin? Sanki ben askerliği kurbağa olarak yapmışım, arasını satayım. Diyor ki işte bu burasını böyle çıkartıyor. Bunu nasıl yapıyor? Ulan hayvan öyle yaratılmış yani. Ben hiç yapamıyorum. Evet çünkü sen kurbağa değilsin. Ondan olabilir mi acaba? Bak yapıyor işte. Abi rahatsız ya. Arka bacakları böyle diyor. Bunu nasıl atlıyorlar ya böyle? Lan o kurbağa, kurbağa. Ben buramı böyle indiremiyorum. Ben de indiremiyorum. Kimse indiremez yani. Neden dedim kurbağa? Daha kolay bir hayvan seç. Ne mesela? Kaplumbağa. Duruyor moruk. Kaplumbağa bak. Al. İguana. Duruyor böyle bak. Okulda da ben böyle durumlarda sinirleniyordum yani. Ben hayvan mıyım ben? Niye hayvan taklit edeyim ya? Ben insan zor oluyorum zaten arasını satayım. Sana hayvan gözlemi anlatayım Merveciğim. Yine beni mi anlatacaksın? Başka hayvanlar da tanıyorum ben. Hayatımda bir tek sen yoksun. Sene 2010 abi, yeni gelmişim İstanbul'a. Bir tane abim biz dedi bir tiyatro kuruyoruz dedi. Tamam, ne yapacağız? Çocuk oyunu yapacağız Demetciğim dedi. Olmak ister misin onda dedi. Yani çocuk oyunundan nefret ederim. Hayatım boyunca çocuk oyunu oynamak istemedim. Hep kaçtım. Kaç para abi? Oyun başı 100 lira. Cumartesi, pazar ikişerden 4 oyun oynayacağız. 400'den 1600. Çok iyi. 2010'dan bahsediyorum ya. Müthiş para. Tamam, para lazım, oynarım. Gittik provaya. Oyunun adı Pulsar. Pulsar diye bir dizi vardı. Bir köpek vardı. Hatırlar mısınız? Başrolünde onun oldu. Bizim de yan rollerde seyreldiğimiz oyun. Bir de bakıcısı var. O da oyunda oynuyor. Çünkü Pulsar bakıcısız olmuyor. Oyunun hikayesi şu. Kötü adamlar var. İyi insanlara kötülük yapıyorlar. Pulsar da geliyor, onları haklıyor. Birkaç da gösteri yapıyor Pulsar. Boru şeklinde böyle bir tüneli var. Onun içinden geçiyor. Sirk hayvanı gibi çember. Onun içinden atlıyor. Klasik köpek hareketleri. Köpeği kullanıyoruz yani. Moruk, Pulsar bizden fazla para alıyor. Pulsar'ın kulisi var. Pulsar'ın bir dediği iki olmuyor. Ben geç kalayım. Neredesin sen? Pulsar geç kalsın. Oyunu bekletiriz ya. Ne olacak falan oluyor. Anladın mı? Pulsar'a kötü söz söyleyemiyorsun. Çünkü Pulsar bozulunca psikolojisi bozuluyor, agresyon yapıyor. Pulsar'a hep cicim balım demen lazım. Ama Pulsar'ın bir eşref saati var, bir de eşek saati var. Abi o gün tadı olmuyor. Hadi Pulsar diyorsun. Atlamıyor. Oplamıyor. Zıplamıyor. Kötü adamları yakalamıyor. Havlaması gereken yerde havlamıyor. Sen Rabbini şaşırsan senin ağzına Pulsar'a bir şey yok. Bir gün yine oynuyoruz böyle. Oyunun bir yerinde ben Pulsar'a işte şöyle yap, böyle yap diyorum. Yanımda durduruyorum. Abi seninki geldi, hart dedi, bir ısırdı beni. Kahraman köpek Pulsar beni ısırdı la. Ben orada bozamıyorum da. Sahnedeyiz ya. Ah dedim böyle. Ha Pulsar hadi atla. Şovunu yapacak. Çıkmıyor. Abi hayatımda ben böyle kapris yapmadım ya. Hem beni ısırdı. Atlamadı, zıplamadı, köprüden geçmedi, çemberden atlamadı. Hiçbir şey yapmadı. Hiç kahraman değil yani o gün. Oyunu bok etti piş**su. Ve yine benden çok para aldı. Bu ne lan? Oğlum ben okul okumuşum ya bu kadar. Yıllarımı vermişim, tiyatro yapmışım. Gelsin Pulsar beni ısırsın diye mi lan? Siz bu videoyu izledikten 2 gün sonra seçimler var. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. İnşallah bizler için iyi olur bu İnşallah. Seçimler. Diyorum, herkesi oy vermeye davet ediyorum. Oy ver. Koy verme, oy ver. Ver abi. Neye veriyorsan ver ama ver yani. Mutlaka ver. Bu önemli bir şey. Tepkini vermiş olursun. Bazıları çünkü şunu diyor. Abi o seçilemeyecek ki, ben ne vereceğim ki oy? Olsun. O oyların hepsinin orada istatistiği tutuluyor. Kim kime vermiş, kim ne kadar almış, kaç kişi de oy kullanmak istememiş. Bu istatistikler de devletin üst kademeleri
üzerindeki insanlar için bence önemli. Adam şunu bir sorgular yani. Bu kadar adam niye oy vermemiş ya da niye buna vermiş diye düşünürler aralarında. Boş oy bas ama ver yani. Yani boş oy atın demiyorum. Yani eğer öyle bir şey böyle de bir saçma oldu yani. Bir arkadaşım oy vermeye başladığı andan itibaren şu anki hükümet iktidarda. Çocuk da hiç onlara oy vermemiş. Geçen seçimlerde geldi dedi ki abi dedi ben artık dedi bu hükümete oy vereceğim dedi. Niye dedim? Abi bir kere de ben kazanmak istiyorum. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 402 bin prezervatif dağıtacakmış. İhale açılmış. Sağlık Bakanlığı'nca parasız verilecekmiş. Üzerinde de parayla satılamaz yazılacakmış. Lateks ya da kauçuk olacakmış. Çünkü biz başkasını kullanmayız. Halk olarak. Yüzeyinin pürüzsüz olması isteniyor. Yani ihaleye girecek olursanız eğer. Gerçi bu haber de geçti de. Neyse. Yine mi geçmiş haber veriyoruz? Ben de yeni haber yok oğlum. Gene 3-5 gün geçmiş veriyorum yani. Bir hafta 2 hafta falan. Çok taze. Daha da eskileri de verebilirim yani. Başbakanın önüne yazar kasa attılar falan. Efendim düz pürüzsüz olması gerekiyormuş. Yüzeyinin kayganlaştırıcıyla kaplı olması gerekiyormuş. Uzunluğunun en az 160 santim olması gerekiyormuş. 160 santim mi? Ben herkesi kendimle karıştırdım. 160 milim olması gerekiyormuş ve tek kullanımlık yazması gerekiyormuş. Bu önemli. Yıka yıka kullanma. Yani hepsi olur ama yani o kurudu mu ya onu geri askıdan alıp falan öyle bir şey değil. Yani tek kullanımlık. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 402 bin prezervatifi baba hayrına, beleşe, vatandaşa hizmet olarak dağıtacakmış. Artık durmuyoruz. Bu olmaz. 400 bin, 402 bin. Orada 402 bin kişi var demek ki. Prezervatif kullanabilmesi muhtemel. Ya da bazılarına ikişer üçer yani. Ahmet abi ya yetmez yani diye. Yani bir tane verecek halleri. Bence evet. Bir kısmı balon yapıp atacak şüphe. Tabii canım direkt değil mi? o balon değil. Onu üflemeyeydin öyle dingil. Allah Allah. Ama bence doğru bir uygulama. Bir de üzerine bence şeker değildir de yazmaları lazım. Bence. Şeker değildir. Yıkamayın. Şeyi de yazın. İlişkiye girmeden tak. Bittikten sonra çıkart at. Öyle abi. Bunları belirtelim. Çünkü sonra gelir adam sana dava açar. Bir de kazanır. Neye uğradığını şaşırırsın. Hatırlar mısınız bir asitli meşrubat reklamında genç adam meşrubatı içiyor. Aysun Kayacı geliyor. Adamı öpüyor. Ondan sonra gerçekte birisi gidiyor alıyor o meşrubattan içiyor. Hani Aysun Kayacı beni öpmedi diyor. Yok artık. Bunlara dava açıyor. Kazanıyor mu kazanmıyor mu bilmiyorum. Amerika'da mesela bütün ürünlerde neredeyse embesili anlatır gibi kullanım kılavuzu vardır. Bardağı ters çevirip üstüne oturmayın. Bu sakıncalıdır falan. Bunu hepsini yazarlar yani. Bunda da belirtelim. Sevgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü sonra başınıza iş alırsınız vallahi. İyilik yapalım derken malımızla malama dolduk der oturursunuz. Ne olduğunu anlamazsınız. Yazın abi. Şeker değil yaz. Çikolata değil yaz. Ekmeğin arasına koymayın. Hepsini yaz yani. Yemesinler. Yani. Yemeyin yani bunu. Bana bunu belirtmediniz. Ben bunu koluma taktım da ilişkiye girdim falan. Bunların hepsi olabilir ya. Sonra Zaytun Kaberi gibi izleriz bunları da. Sosyal medya işte Instagram falan filan var ya. Benim ünlü, ünsüz bir sürü oyuncu arkadaşım var. Bakıyorum seni biri takip etmeye başladı. Kim? Atıyorum kendi ismimden örnek vereyim. Levent Çimen Fan Club. Ya biri televizyonda göründü mü hemen Fan Club. Abi bir grup var. Büyük ihtimalle 5 ila 12 yaş arasında. Böyle bekliyorlar. Ya ne olacak yani? Umarım daha yüksek değildir yaş oranları. Mümkünse olmasın. Televizyona kimsenin bilmediği yeni biri çıksa da ben de onun fan şeyini kursam da mesela çıkıyorum. Levent Çimen Fan Club. Senin sevgin bambaşka. Lan ne arkadan geçti? Neyin sevgisi bu kadar? Neyine bu kadar hayran oldun ya? İlk resmi fan sayfası. Yani sen ne oldu? Gittin nüfus müdürlüğünden şeyin mi onaylattın? Noterden mi onaylattın? Nedir ya bu? Bakıyorum. Arkadaşlarım mesela seni takip etmiyor. Lan bu beni zaten takip ediyordu. Bu kim lan? Oluyorsun böyle bir. İşte Levent Çimen delisi. Aa manyak manyak. Benim de bir tane fan club'ım var. Bir tanesi açmış. Altına da yazmış. İşini layığıyla yapan Levent abi. Bir tane dizide oynuyordum anne diye. Şey çok güzel bak. İşini layığıyla yapmaya çalışan Levent abi. Ben takip edeceğim o fan club'ı. Evet evet. Yani arkadaşlar yapmayın ya. Ya da yapın bana ne ya. Levent Çimen delisi. Emma'yı sevenler. Niye Emma'yı sevenler diye bir sayfa yapsalar hoşuna gitmez mi? Emma'yı sevenler diye bir sayfa değil de Emma'yı sevenler derneği olsa böyle bir kıraathane gibi gitsek orada çay içsek bak o hoşuma gider. Genelde bir şey sevenler dernekleri kumarhane oluyor mu biliyorsun değil mi? Oğlum o kumarhane açmanın legal yolu. Saka kuşu sevenler derneği. Ne yapıyorsunuz ki saka kuşunu sevip yani ne kadar ihtiyacınız var abi? Abi hiç sevemedim bugün. Nerede saka kuşu? Hadi gidelim derneğe. Murat 131 sevenler derneği. Doğan görünümlü Şahin sevenler derneği var mıdır? Doğan görünümlü Şahin sevenler derneği. Ve onların fanı var. Şahin, Doğan. Ben bilmem abi. Bambaşka bir şey getiriyor.
getirme. Yok yok, ben Aslı abim mi? Bak, bu benim Şahin'im. Sen bana Mercedes'i getir, ben buna binerim. Trilyonum olsun, ben buna binerim. Niye abi? Parçası ucuz. Böyle dayılar var ya. İşte dayı bak, araba aldım. Ne gerek vardı buna? Bu sana hep masraf açacak. Doblo. Milyarlarım olsun, gene ben Doblo'ya binerim. E git bin yani o zaman bak. Bu kaç yakacak? 35 kuruş yakıyor ya. Aldın çoluğunu çocuğunu. Kaç sefer gideceksin pikniğe? Bak, ben buna dağ bayıra giderim. Onun bir de altı alçak. Bunun yüksek. Onun parçası da bulunmaz. Yani rahat bu araba, konforlu. Ben size ne konforu ya? Hidrolik direksiyon var. Hidrolik direksiyonu nerede kullanacağım? Yolda kullanacağım. Nerede kullanacağım anasını satayım? Aldığın arabayı da böyle kursağında bırakır. 200 bin liralık araba almışsın. 20 bin liralık arabayla seninle yarışıyor. Ben bunu alırım. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de bunun şey versiyonu var. Adam yalıda oturuyor. Oh, yalıda ben oturmam. Ben bak sana söyleyeyim. Ben bu evi aldım 130 bin lira. 2 yıl geçti geçmedi. Bu ev oldu kaç para? 200 bin lira. Ya o yalı nasıl ısınacak ki o? Ya orayı temizleyemezsin ki. Hadi üçüncü kata çıktın, bir şey unuttun, bir su içeceksin. Daha bizim mutfak hemen burası. Burası mutfak, burada da yatıyor. Bazen sıkılıyorum her şeyde. Kendim dahil olmak üzere. Önce kendimden sıkılarak başlıyorum. Kendimden sıkılmam bittiğinde ondan da sıkılıyorum. Yeter artık, ne kadar kendimden sıkılabilirim ki diyorum. Başkalarından sıkılmaya başlıyorum. En yakınımdan başlıyorum. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşıyorum. Nereye kadar uzanırsam. Yani keşke bu sınırlar olmasa da vizeleri hemen herkes verse, gitsem bir İngiliz'den de sıkılsam mesela. Çok isterim ben bunları. Ben hiç görmedim. Bir Kamboçyalı'dan sıkılmak nasıl bir şeydir yani. Hep böyle böyle şeyler yapıyorlar. Ne onlar? Yapsınlar da sıkılayım. Beni bunlardan mahrum bırakan bu dünya düzenin ben ta... Başkalarına sıkılmak için vizeler mi kalksın? Sana ne arkadaşım? Ben ne için istiyorsam istiyorum. Sana ne? Sen kaldır. Ben gezmek istemiyorum. Ben gidip orada sıkılmak istiyorum. Keyfimin kahyası mısın ya? Maldivlere gideceğim. Sıkılacağım orada. Phuket adası müthiş bir yer. Gideceğim orada sıkılacağım ya. Müthiş değil diyeceğim ya. Ama vize olduğu için ben gidemiyorum. Hep ben burada sıkılıyorum. Gidip biraz da başka yerde sıkılmak istiyorum. Emma'ya bitti. Ay şimdi gidin. Haftaya gelirsiniz. Ne izlediğinizi anladınız mı? İzlediğiniz şey bir tane ipe sapa gelmez oğlanın gelgitleri.